Göğüs cerrahisinde uygulanan ameliyatlar. Nedir bunlar? İlk etapta akciğer kanserinin teşhisi için uygulanan çeşitli yöntemlerimiz var. Nedir bunlar? Flexible bronkoskopi, rigid bronkoskopi. Bunlardaki amaç trakea ve bronş sisteminin içindeki çeşitli yabancı cisimler, tümörler, bunların çıkarılması, tedavi edilmesi, bunlara laser uygulanması ya da bronşiyal sistemin içine stent konulması gibi çeşitli durumlarda uyguladığımız cerrahi yöntemler. Bir diğeri yine akciğer kanserinin tanısında ve evrelemesinde önemli medyasinoskopi dediğimiz bir yöntem. O da yine trakeanın ön kısmından girilerek endoskopik olarak yapılan bir işlem. Orada da lenf bezlerinin tanısı uygulanıyor. Ondan sonra akciğer kanserinin tedavisinde neler yapıyoruz? Uyguladığımız operasyonlar var. Nedir bunlar? Torakotomi yoluyla işte lobektomi, pnömonektomi, akciğerin bir kısmının ya da yarısının alınması, çeşitli sleeve lobektomiler, çeşitli vasküler yapıların aynı zamanda bronşla akciğerle birlikte çıkarılması, bunlar uyguladığımız diğer ameliyat yöntemleri. Onun haricinde akciğer hastalıklarının tanısında uyguladığımız VATS dediğimiz torakoskopik yöntemlerimiz var. Bununla akciğerin kendisinde ya da zarında meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar çok rahat olarak hem tedavi edilebiliyor hem tanıları koyulabiliyor. Özellikle pleural efüzyon dediğimiz akciğerde su toplanmasında %100 tanı değeri olan çok isabetli, ideal yöntemlerden birisi. Onun haricinde akciğer zarının çeşitli hastalıklarında uyguladığımız cerrahiler var. Nedir bunlar? Akciğer zarının soyulması dediğimiz dekortikasyon operasyonları. Bunlar çok önemli. Bunun haricinde yine akciğer zarının kanserleri, mezotelyomada uyguladığımız akciğer zarının alınması, akciğerin alınması, diyaframın ve kalp zarının değiştirilmesi operasyonları da bizim tedavimizde. Onun haricinde akciğerin mediasten dediğimiz ön bölgesinde çeşitli tümörlerin bulunduğu, tümör ve kistlerin bulunduğu ve bunlara yönelik yaptığımız sternotomi ameliyatları ya da timusun çıkartıldığı timektomi operasyonları, onun dışında göğüs deformiteleri ve göğüs duvarı tümörlerine müdahale etmemiz, daha sonra trakea dediğimiz soluk borusuna yaptığımız operasyonlar, trakeada tümör ya da darlığa bağlı çeşitli kısımların çıkarılmasıyla meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesi, onun haricinde özofagus dediğimiz yemek borusu ameliyatları, bununla ilgili ameliyatlar da göğüs cerrahisinin içinde, onun dışında hiperhidrosis dediğimiz aşırı terlemenin ameliyatları, ETS ameliyatları, artı diyafragma rahatsızlıkları, özellikle diyafragmanın fıtıkları, elevasyonları, evantrasyonları da bizim cerrahi tedavilerimiz içinde. Bir de bunun haricinde acil cerrahi dediğimiz travmayla gelen hastalara uyguladığımız çeşitli cerrahi yöntemler.